Alaaddin Efendi babamız Hazretleri şeytanla bir mücadelesi var biliyorsunuz. Şeytan bayağı atladı geldi yanına. Baktım diyor, gece teheccüd seher vakti atladı önüme diyor. Bizzat iblisle görüştüm diyor. Dedi bana ki sen hangi mezheptensin? Dedim Ehl-i Sünnet mezhebinden. E dedi ki sen mezhebinin hak olduğu nereden belli? Ben de dedim ki hak olduğunu efendim işte Kur'an'dan belli. O da dedi ki Şia da Kur'an'dan ayet okuyor. Efendim Mutezile de Kur'an'dan ayet okuyor. Ben de dedi başladım buna mücadele ediyorum. Bir ayet okuyorum diyor şeytana. Hani Ehl-i Sünnet'in hak olduğuna dair. Hani Ehl-i Sünnet Kur'an'da yok lafı çok sakat. Çünkü ayet okuyorum diyor baksana dört mezhep müftüsü. Var ki okuyor. Kur'an'dan ayet okuyorum diyor. Şeytan da bana bir ayet okuyor. Ben bir hadis okuyorum. Şeytan bana bir hadis okuyor. Şeytan kadar alim yok. Değil mi? Diyanette falan şeytan kadar alim var mı? Bütü bütü sayı falan. Hepsini bilir hadisleri. Tabii. İşi ne ya? Borsa çıktı, dolar çıktı. Bilmem senet döndü, çekti, protesto oldu senet. Şeytanın böyle işleri yok. İşi gücü ayet hadis yani şeytan. Değil mi? Şeytanın işi gücü ayet hadis. Hani bu ilahiyattaki profesörler de diyor ya. Ben diyor bu işten ekmek yiyorum. 40 senedir bu işten ekmek yiyorum diyor. Mezhepler profesörüyüm diyor. Anladın? Yani işi mezhepleri inkar etmek yani. Araştırırken oraya varmış en sonunda. Onun için üste çıkmış. Efendim şimdi ben bir ayet okuyayım. İblis bir ayet. Ben bir ayet, iblis bir ayet. Ya hakikaten çok delil var. Mutezile bir delil okuyor. Cebriye'den okuyor. Müşebbiye'den okuyor. Okuyor yani. Ben ona diyorum ya ben hak üzereyim. O diyor sen delilin ne şu ayet? E bunların da delili şu ayet diyor. Ne yapacağız şimdi? Çok yoruldum dedi. Biraz uzanayım dedim. Şeytan yorulur mu? Şeytan hiç yorulmaz. Acıkmaz, uyumaz. Ben dedi bu sefer sırt üstü bir uzandım dedi. Şöyle biraz uzandım dedi. Oh dedim dedi. Kaç saat sürmüş? Kaç saat? Vay anasını. Bir canlı yayın yakalansaydı ne çekim olurdu değil mi? Reyting patlar mıydı? He? Ne maç geçebilir ne kaç geçebilir. Ne reyting? İblis ya. Karşıda Alaeddin Efendi Hazretleri. Acayip bir mesele. Bunu Mahmud Efendi Hazretleri'nden duymasak yani akıl işi değil yani. Ama da bunlar hak şeyler çünkü bunlar normal şeyler Evliyaullah için. Mevla bir ayet hatırıma getir dedi. Tak dedi doğruldum dedi. Yatakta bir oturdum dedi buna. Estağfirullah dedi. Bakara Suresi'nin birinci cüzün son sayfası. Yani rakamlar aklıma kalmaz ben. Feyna menu bimizli ma amentum bihi feqadih tedev ve intevellev feyne ma'am fiyişin o. Mevla ne buyuruyor bu ayette dedi. İblis ayete inanıyor ha. Mevzu burada yani. Şimdi ilahiyatçıya ayet de okusan durmuyor. İblis durdu ya. Onun için kötü alimler iblise iş bırakmadılar diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kaç yüz senedir iblis ben istirahata çekildim diyor. Hocalar yapıyor benden beter demiş. Mektubatta yazıyor. Evliyaullah'tan keşif ehli bizzat iblisi gördü. Senin bu kadar milleti saptırma görevin var. Niye kenarda boş oturuyorsun? Nasıl boş vakit buldun bu kadar adamı saptırmak varken? E dedi ben vaaz edemiyorum. İnsanlara vesvese veriyorum geçiyorum. Öyle hocalar çıktı ki dedi kürsüden saptırıyorlar. Onun için dedi ben istirahata çekildim. Onlar kadar nasıl yapayım dedi. Hem etiketi de var adamın. Şimdi iblise dedim ki diyor bu ayette ne buyuruyor? Eğer onlar inanırlarsa, yani insanlar. Ne? Bir mislim amentum bi. Sizin inandıklarınıza sizin gibi inanırlarsa. Misli demek gibi yani. Misli. Bir şeyin misli, benzeri yani. Fekadite de muhakkak hidayete erdiler. Ve intevelle sizin inandıklarınıza sizin gibi inanmaktan dönerseler feynne mahum ancak ve ancak onlar nerededirler? Fişin o. Hak'tan uzak bir ayrılık içindedirler. Hidayetten nasipleri yok diyor. Bu ayet mi dedi? İblis dedi ayet. Peki burada siz dedikleri kim dedi? Sizin gibi inanırlarsa dedikleri muhatap siz kim? İblis de dedi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe. Çünkü o dönemde vahyin muhatabı onlar. Bizde olacak halimiz yok. Dünyanın sonunda gelmişiz. Peki buyurdu ki sizin inandığınıza sizin gibi inananlar hidayet dedi. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin döneminde Şia var mıydı? Yoktu. Mutezile var mıydı? Yoktu. Cebriye var mıydı? Kaderiye var mıydı? Müşebbiye var mıydı? Var mıydı? Var mıydı? 72 sapık fırka. Hepsini saydı. Hiçbirine var diyemez ki. Şeytan manyak mı o kadar? Şeytan yeri bilir, tarihi bilir, coğrafyayı bilir. Değil mi şimdi? He? Şeytana sen yanlış nasıl yaptıracaksın yani? Peki dedi onlar yoktu. Peki sünnet var mıydı?
Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan sünnet canlı. Cemaat var mıydı? Cemaat kim? Cemaat sahabenin cemaatı da. İcma oradan geliyor. Cemaattan geliyor. Birleşiyorlar. Peki dedi. Ne buyurdu burada? Sizin gibi inanan hidayettedir. Yani sünnet ve cemaat üzere. Bundan dönen ihtilaf muhalefettedir. Ayrılmış, haktan uzak bir dalalete sapmış ve sapıtmıştır. İblis dedi ki, hadi bana eyvallah. Dedi ondan sonra, ya, dedim ona ki, dedi bak beni ikide bir rahatsız etme. Sana bu tekkeyi yasak ediyorum burayı dedim dedi. Bir daha buralara girmeyeceksin. Ben burada sohbet ediyorum, işte Efendi Hazretleri'nin falan girdiği, oturduğu oda, ziyaret ettiği oda. Ne bahtiyar insanlarmış görenler.